ve Osmanlı tarihiyle ilgili tarihi kayıtlar ilk defa 1490 yılında 2. Beyazıt döneminden itibaren kayıtların düzenli olarak tutulduğunu görmekteyiz. Ve bu nedenle Osmanlı tarihinin nereden baksan ilk 200 yıl ile ilgili elimizde yeterli derecede kaynak yok. Bu kaynaklara baktığımızda işte kütüphane ve arşivler. Bununla ilgili Bizans kaynaklarında Bizanslı tarihçiler Pakamiras, Nikoforos, Kantakuzen bunlar önemli Bizans tarihçilerdir ve Osmanlılarla Bizans ilişkilerinde bu şahıslar bir takım kayıtlar tutmuşlardır. Arapların kaynaklarında baktığımızda Osmanlı tarihin kuruluşu ile ilgili bunlardan birisi coğrafyacı ve tarih olan İbni Batude. Bir diğeri El Ömeri, İbni Said, İbni Haldun. Bunlar Osmanlı tarihiyle ilgili önemli kayıtlar tutmuşlardır. Yine Osmanlılar hakkında ilk tarihi bilgiler Osmanlılar hakkında ilk tarihi bilgiler Orhan Bey'in imamı İshak Faki'nin oğlu Yahşi Faki tarafından kaleme alınan Yahşi Faki menkıbnamesidir. Ancak bu eser günümüzde mevcut değildir. Aşık Paşazade Gebze'den geçerken hastalanmış ve Yahşi Faki'nin evinde misafir olmuştur. Burada menkıbnameyi okuyan Aşık Paşazade daha sonra Aşık Paşazade Tarihi adlı eserini yazarken buradan edindiği bilgileri kullanmıştır. Bugün elimizde olan ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili bilgi veren kaynaklardan en eskisi ise Ahmedi'nin İskendername adlı eseridir. Babası ile ilgili bazı tartışmalar yapılmıştır. Osman Bey'in babası Ertuğrul. Ertuğrul hangi soydan geldi ya da menşe ile ilgili Osmanlıların kökenleri Anadolu'nun Fatih, Türkiye Selçukluların kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a dayandırılmak istenmiştir. Ancak son araştırmalar göstermektedir ki Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp'tir. Ahmedi, Enver'i, Ruhi Çelebi ve Karamani Mehmet Paşa gibi kişiler de bunu teyit ederek sezereler hazırlamışlardır. Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlunun isminin Gündüz Alp olması da bunu desteklemektedir. Belki de Süleyman Şah efsanesi Osmanlıların Türkiye Selçuklarına varis olduğunu kanıtlamak için ortaya atılmıştır.